Türkiye'den geldik. Bizlere ülkelerinin kapılarını açan, bizleri burada misafir eden Türkiye devletine ve milletine teşekkür ediyoruz. Suriye'ye yapılan yardımlar için de ayrıca teşekkür ederiz. Ancak Türkiye'de bazı insanlar bize neden Suriye'den geldiniz diyorlar. Bu insanların sayısı az olsa da bu tür sözlere ben de burada cevap vermek istiyorum. Biz savaşmaktan kaçmadık. Namusumuzu muhafaza etmek ve hayatımızı devam ettirebilmek için buradayız. İmkanı olmayıp gelemeyenler bombalar altında can veriyor. Açlıktan ölüyor ve namuslarından ölüyor. Sizce gelmeyip orada mı kalsaydı? Suriye'deyken ardı arkası kesilmeyen bomba seslerini duyardık. Hatta o kadar ki Türkiye'ye ilk geldiğimizde Ramazan'daki davul seslerini bomba zanneder yataktan fırlardık. Önümüzden geçen her insanı Esed'in askerleri gibi görüp korkardık. Denizi kan gölü gibi, gökyüzünü kara bulutlar kaplamış gibi görürdük. Çünkü Suriye'de atılan bombalardan yerler kan içinde, gökyüzü toz bulutu halindeydi. Esed'in askerleri gelip kapıyı çalmadan kırarak içeri girerlerdi. Babamızı, ağabeyimizi ve erkek kardeşimizi 5 dakika sonra geri getireceğiz deyip kolundan tutup zorla götürürlerdi. Bizler 5 dakikanın geçmesini gözle beklerdik. Saatler geçer ama götürülen geri getirilmezdi. Ufak kardeşimiz, anne 5 dakika daha geçmedi mi? Ne kadar çok uzunmuş, neden hala babamızı getirmediler diye sorarlardı. Anneler verecek cevap bulamazlardı. Çünkü giden ya işkence görür ya da öldürülürdü. Çok nadirdi geri gelen. Ya bombalar altında annesi babası ölen çocuklara ne demeli? Kimisi yeri çizdiği annesinin resminin üzerine yatıp işte bu benim annem derdi. Kimisi de annem cennete gitti dediklerinde annesine bir mektup yazar. Ve annelerine anne senin için cennete gitti diyorlar. Sen beni bırakıp gitmezsin ki. Gel beni de götür anne. Cennete beraber gidelim diye seslenirlerdi. Suriye dediğimiz çocukların oynayabileceği yeşil parkları olan, ekmek alabileceğiniz fırınları olan, alışveriş yapabileceğiniz marketleri olan, hatta kapısından içeri girip ailenizle huzurlu ve güvenli bir şekilde oturabileceğiniz evleri olan bir ülke değil artık. Çünkü Suriye her şeyin yıkıldığı, can güvenliğinizin olmadığı bir yer artık. Söyleyin şimdi bize, siz bizim yerimizde olsaydınız ne yapardınız? Vatan kaybederek, toprak kaybederek ama inancımızı asla kaybetmek.